Bunu sana Damla mı söyledi? Nergis yenge mi gelip konuştu teyze? Nergis değil, Damla geldi. Bu Nergis bunu durmadan evin içinde böyle sıkıştırıyor, evleneceğim diye. Bu da bana salya sübük geldi, anlattı. Levent'i istemiyor. Levent'ten iyisini mi bulacakmış? Bulmuş. Zaten varmış. Nasıl varmış teyze? Kimmiş o? İşim gücüm var benim ya. İşim gücüm var ya. Levent gel. Gel Levent, gel de gel. Gel. Umarım önemli bir şeydir. Nedir konu söyleyin, hemen gideceğim. Konu bıldırcın. Bıldırcın mı? Önemliymiş konu. Ya siz bana bunu baştan söyleseniz ya. Ne olmuş? Yüzüğümü beğenmemiş. Zayıf mı kalmış yüzük? Yenisini alırım. Boş ver yüzüğün yenisini. Yüzük güzel. Biz diyoruz ki sana başka bir kuş bulalım. Başka bir kuş. Ayşe. Ne diyor ya bu senin teyzen? Yani ben de şimdi teyzemden öğrendim Levent. Damla seni istemiyormuş galiba. Benim istemiyormuş. Ya üf. Yalan dolan ya bunlar. Kim uyduruyor ya bunları? Ha? Kim atıyor bu iftiraları? Yavuz mu? Oğlum kimse atmıyor. Kız kendi söylemiş. Ne söylemiş? Anne kız öyle... Kız Yavuz'dan korkuyor. Korkusundan öyle şeyler söylüyor. Bana geldi ne dedi biliyor musun? Bana dedi yüzük al dedi. Ama abisinin yanında korkusundan bu nereden çıktı ya şimdi, şaka maka dedi kız ya. Yavuz da korkusundan yapıyor ya bunları. Başka biri varmış. Yani teyzeme demiş bunu. Ya saçma sapan konuşma Ayşe. Teyze, ne diyor ya bu Ayşe? Senin bıldırcın başkasının kuşuymuş. Ben de şok oldum. Bana dedi ki ben Levent'in gururunu kırmak istemem. Onunla oynamak istemem. Ama ben başkasını istiyorum, seviyorum dedi. Damla. Vallahi ben de çok üzüldüm. Ciddi misin ya sen? Kimmiş ya o lavuk? Var ya küçük bir şey. Sana benziyor biraz. Boyu posu. Hakan, Hakan. Hangi Hakan? O mu Yılmaz'ın kardeşi Hakan? Hakan, Maysen. Ya ben demiştim. Ben demiştim bu şerefsiz bizim arkamızdan iş çevirir diye. Haklı çıktım. Ben onu gebertmez miyim? Oğlum, bak kız başkasını seviyormuş. Sana yakışmaz. Yakışmaz değil mi anne bana? Doğru söylüyorsun. Bana yakışmaz. O yüzden Yavuz'a söyleyeyim. Yavuz'a söyleyeyim, Yavuz öldürsün. O Damla'ya da benim iki çift lafım olacak. Hakan Marten ha? Anlamıştım zaten, belliydi bir şeyler. Ah Ayşe. Ah Ayşe, sen soktun bu kızı benim aklıma. Abi gerçekten çok özür dilerim. Yani ben sana iyi bir şey yapmak için araya girdim ama... hatalı davranmışım yani. Her şey senin hatan. Sen şimdi bırakacaksın her şeyi, bana devredeceksin, tamam mı? Ben seni ellerimle evlendireceğim, bitti. Evlendirme. Karışma daha hiçbir şeye. Rahat bırakın ya beni. Anlayın artık. Benim kendime ait bir dünyam var ya. Kendi bir yaşam tarzım var. Karışmayın bana artık ya. Evlenmek falan istemiyorum. O kadar. Ben istedim. Başta istedim. Büyüyelim, kocaman bir aile olalım istedim. Sizin de aynı dilden konuşabileceğiniz bir geliniz olsun istedim. Ama olmuyor ya. Kaderimde yok, olmuyor. Rahat bırakın beni. Bırakın da peşim artık. Çok incindi ya çocuk. Çok incindi. Nergis yengenin haberi var mı bu durumdan teyze? Aa benim keyfimi bozmayın. Ben gelinlik provası yapacağım bugün. Nergis'e o zaman söylerim. Ne provası, ne gelinliği Asiye ya? Ulan ben Rizvan'la nikah kıyacağım be. Ömrümde bir kere evleneceğim. Ne olacak? Ha? Fazla mı oldu Zuhal? Teyze sen bu adamdan üç çocuk doğurdun ya hani. Ne gelinliği? İşte tam da bu yüzden gelinlik giyeceğim ben. Sen karışma benim işime. Sen benim güzel boydan boydan böyle çekeceksin fotoğraflarımı, o dedimeye göstereceksin. O da inşallah hayırlısıyla ölecek.
Geberim kocam da şöyle rahat bir boşanma yaşasın be. Şu bir hayatı yaşayalım biz be. Başım nasıl delirecek bak gör. Ne kaftallar neler. Çok güzel olacağım. Hadi bakayım ona. Ha ya bunu istemiyor. Böyle sobaltıda bir keberim olacak ki o şeyleri bel hatım falan çıksın diye. Onu istemem. Tamamdır Asiyan. Bir de böyle. Hoş geldin Nergis yenge. Niye çağırdı beni bu? Gir kendin gör. Korkutma beni. Renkli olsun böyle. Bu mor olsun mesela. Oo, hoş geldin. Hayırdır Asiye? Levent'in düğününde gelinlik mi giyeceksin? Kime niye, kime kısmet? Ha Nergis? Ya, bak ne kadar güzel oldu bana ama sen çok zevklisin dur ha. Dur bakayım bir döneceğim. Hanımefendi dur. Bak bir bak bak bak. Bak. Bak geline bak geline. Ya, otursana. Çok yakışmış, çok güzel olmuş Asiye'cim, çok güzel olmuş. Da sanki böyle biraz şey mi, abartı mı olmuş? Eski usul sanki biraz. Ne eski püsküsü canım? Anam da beni böyle şeyler giydi, böyle bir şey giydi düğünü de. Ne olacak baksana ne güzel, bunu zaten daha o neler yapacağız, süsleyeceğiz. Dur bakalım altı kemer gelecek buraya. Davetlerin arasında böyle mi dolaşacaksın? Evet. Hem de gururla dolaşacağım. Gururla ve zaferle dolaşacağım. Tam 32 yıl olmuş. 32 yıl beklemişim ben. Ne diyor bu teyzen Ayşe? Haberin yok mu senin Nergis yenge? Rızvan babam Nedim'i annemi boşuyor. Teyzemle de resmi nikah kıyıyor. Ne? Zuhal doğru mu bu? Doğru vallahi. Rızvan abi çok kararlı. Nedim'i sildi attı. Of. Of yine bir düğün, yine bir kıyamet. Ama belki nikah kalmaz bu sefer. Nedim'e sen daha imzayı atmadan kesin öldürür seni. Kim beni öldürecek? Bak Nedim'e deyince aklıma geldi. Bana bak şuradan telefonumu güzel fotoğraf atacağız. Niye teyze? Allah Allah atacağım Nedim'e görsün bakalım. Boy post neymiş görsün. Yapmasan mı teyze? Neye yapmayacağım sana ne? Haydi çek beni şöyle boy boy güzel boydan. Ah, siz böyle bir alalım sizi. Arka boş, böyle şömineyi tam şey yap. Ah. Tam tüm boy. Ah. Şimdi sanki böyle şöyle yapacağız. Bak Rizvan sanki beni açıyor ben böyle. Evet, çok güzel teyze. Ver bakayım şu fotoğrafları Nedime'ye göndereyim. Aa, yoruldum ha. Gelin olmak zor. Nergis. Şimdi şu aralar en önemli şey benim düğünüm. Bu da daha önemli bir şey yok ama sana bir şey söyleyeceğim. Söyle canım. Biz yüzükleri attık. Hangi yüzükleri? Levent'le Damla'nın. Zuhal'cığım biz yüzük takmadık. Yani o iş olmayacak. Olmayacak. Tamam. Olmasın. Olmasın da bana niye olmayacağını bir söyleseniz iyi olacak. Kimmiş acaba bu beni karşınıza almanıza sebep olan kişi? Çok merak ettim. Nergis'ciğim bizim Damla'yla hiçbir sıkıntımız yok. Çok iyi bir kız. Ben severim Damla'yı. Ama bizimki de iş yok. Bizim oğlada iş yok. Çok o var da. Hep alemlere çıkıyor. Ve şimdi nasıl güveneceğim? Yani size de mahcup olmak istemeyiz. Yani babası dedi ki, ben Dursun'u karşıma almak istemem. En baştan olmasın bu iş dedi. Yani onlar kendilerine böyle daha iyi bir damat, daha hak eden, daha uslu, aklı başında birini bulsunlar dedi. Mesela? Mesela geçen gün Nesim dedi diye diyorum. Hakan Marten. Olmaz mı? O benim kararım Asiye. Benim kararım. Tabii ki senin. Sen annesin tamam. Seni ilgilendirmez Asiye. Tabii ki. Hiç ilgilendirmez. Evet. Madem talebinizden vazgeçtiniz, bizim de size verebilecek bir kızımız yok.
Kısmet. Hayırlısı böyleymiş. Ben de Damla'yı ikna etmek için boşuna dil dökmüş olmayacağım. Herkes mutlu o zaman, ne güzel. Müsaadenizle. Hadi. Nergis yenge. Hadi. Ne güzel, mutlu görümde. Yani bir doğru düzgün konuşamadınız kadınla. Şimdi ikinize de düşman olacak. Böyle ne düşman olacak? O benim zaten düşmanım. Gitsin o Nedime'yle iki yıla böyle tıslasınlar. Ne yapacağım? Allah Allah. Benim keyfimi bozmayın. Benim güzel günümde. Gel bakalım nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.